Kapı bu mu şimdi? Ha. Aç bakalım kapıyı, bezirgen baş. Nereye geldik ki biz? Vallahi hiç bilmiyorum da güzel sakin bir yere benziyor ya, değil mi? Yumuşak yumuşak. Piknik alanı gibi. Ah, abi yok ki işte, erzak yok buralarda, bulunmuyor. Sucuk olsa biraz. Sucuğu geçti böyle bir parça bir şey olsa be. O ne ya? Siz de kimsiniz? Mecnun Ç. Ç diyeyim. Ç mi? Ç ama. Kim Ç? Nereden buldun bunu? Şimdi biz gelecekten geliyoruz. Orada böyle bütün mağazalarda sizin tişörtleriniz var. Böyle resimlerinizi basıyorlar. Başka şeylerin üzerine de basıyorlar. Yani sadece ben giymiyorum. Yanlış anlamayın. Herkes giyiyor. Siz çok popülersiniz. Sende de var mı? Var. Abi sende de mi var? Var yakın. Allah aşkına var mı senin de? Bir şey söyleyeceğim. Sen ne oldu şimdi? Hiç yadırgamadın. Gelecekten geliyoruz diye tan diye söyledin. Evde böyle mik mik ediyordun. Kara deliklere böyle burun kıvırıyordun. Zamanda yolculuklara böyle şeyler yapıyordun falan. Ne oldu şimdi? Hadi artistini yapsana. Hadi konuş, konuş. Yapsın artistini yapsın. Adamın önünde ama sallıyor. Adamın önünde ama yani. Bir kere lafıma inansın arkadaş ya bir yere gitmeden önce. Tamam yeter. Nereden geldiyseniz oraya gidin hadi. Ne ekmeği yemişsiniz arkadaş ya? Hayırlı devrimler. Ya şimdi bak. Durum biraz şöyle. Bizim bu kapıyı açtığımızda bir şekilde Sezar'ın dönemine gitmemiz lazım yani. Bunu nasıl yapalım? Vallahi tek çözümü açıp açıp deneyeceğiz. Açıp açıp deneyeceğiz. Evet. Yani sonuç olarak bu kapı daha önceden Roma dönemine açıldıysa bir seferinde de tekrar o döneme açılması lazım. Aa evet ya. Bak nasıl çok güzel çözdü. Yemin ediyorum. O kadar mantıklı ki. Hayır çünkü biz onu düşünemedik biliyor musun? Açıp açıp deneyelim, bakalım içeride ne oluyor diye. O hiç aklımıza gelmedi. Sen bunu için okudun değil mi? Hayır, bir kere deneme yanılma yöntemini bu şekilde hafife alamazsın. İkincisi de, yani ben buraya sana yardımcı olmaya çalışıyorum değil mi herhalde? Ben buraya sana yardımcı olmaya geldim. Ya tamam. Gerilmeyin, niye geliyorsunuz hemen? Allah Allah ya bir sakin olun bakayım bir. İsmail abiniz denesin. Burada İsmail abiniz var. Açıl. Bunu çeksen mi acaba? Abi ne oldu? Kaça gittin? Üç. Üç mü? He. Ne vardı ki? Hiçbir şey. Öyle oturuyordu herkes biliyor musun Mecnun? Akşam sıfır partisi varmış. Gidelim mi? Sıfırlar partisi. He. Gidelim. Ne var ki acaba? Hiçbir şey. Kaynıyor. İçerisi kaynıyor. Ne oldu? Yeniçeriler kadeh kaldırıyorlar. Kadeh mi? Çocuklar biliyor musunuz? Piramitleri gerçekten uzaylılar yapmış. Mecnun. Kireç burnu. O da gelsin bizde. Allah aşkına kireç burnu gelsin bizde. Kim bu ya? Nereden çıktı bu? Bize nereye geliyor abi Allah aşkına? Elin kısa derisi ne iş var bizim mahallede ya? Sen insanları derilerinin rengine göre mi sınıflandırıyorsun Mecnun? Hayır o bakımdan sınıflandırmıyorum da yani sonuçta yaşayamaz ki bizim orada. Dere yok, balık yok, kartal yok, geyik yok. Ne yapacak adam orada? Ölür yemin ediyorum ya. Ah işte bak. Beğendin mi yaptığını? Birazcık insanın lafını tartar konuşur. Örseledin adamı, adam kafası öyle düştü. Çok özür dilerim. Adı neymiş bunun? Kireç burun. Ha kireç burun bak, burnu kireçli. Abi bize ne? Gelsin bizde kalsın bari yemin ediyorum. Yer mi kaldı evde? Bir de bununla yatmayayım abi lütfen rica ederim. Tamam gel abi ben seni götüreyim. Gel. Bravo ya Mecnun. Abi çok özür dilerim ya. Onlara dediler. Kalsın mi? Bizde kalsın istiyorsan. Abi arkadaş bununla da yatmayayım artık ya. Hadi görüşürüz. Ne kadar aldın?